Herkese selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Bu ders videomuzun konusu havya aldık, satın aldık, getirdik. Ucuna da bakır ucumuzu taktık. Bunu nasıl artık çalışmaya hazır hale getireceğiz? Detaylar neler, püf noktalar neler? Onlardan bahsedeceğim sevgili dostlar. Havya alırken bir tane sıcak hava istasyonumuzun üzerinde bulunan havyanız olacak. Bir tane de yandaki, bir önceki videoda gösterdiğim yan havyanız olmak zorunda. Aynı anda tek havyada iş yapmanız zor olur arkadaşlar. Çünkü uç değiştirmeniz gerekecek. Onu değiştirmek yerine bir tane de yanınıza makine koyun. Birine sivri uç, bir tanesine de siz söyleyin balta uç koyduğunuzda artık onu sök takla, bunu çıkarla uğraşmayacaksınız. Aynı şekilde ne kaleminiz bozulacak ne havyanızın ucu bozulacak arkadaşlar. Daha uzun süreli ve daha rahat iş yapmak için anlık, anında müdahale edebilmek için bunu yaparsanız sizin için kolay olur. Bahsettiğimiz üzere şu an bakır havya ucuna bakıyoruz. Bir önceki videoda gösterdim. Şimdi bunu artık nasıl hazır hale getireceğiz? Makinamızı çalıştıralım. İlk önce sivri ucun lehim yapmaya hazır hale getirelim. Akabinde ise diğer balta ucu lehim yapmaya hazır hale getirelim. Böylelikle siz de havya bakımını yapıp ondan sonra lehim ve devam derslerini getireceğiz arkadaşlar. Makineyi açtım. Makinenizi en düşük derecesi kaç ise o seviyeye getirin. O seviye şu anda ağır çekimde ısınmaya başlıyor. Şu anda 190-200 dereceyi gördü dijital göstergem. Sizin de minimum havyalarda 200 derece civarında başlıyor. Seyredelim görüntüyü. Yavaş yavaş kararmaya başlayacak. Aynı zamanda en düşük sıcaklıkta neden böyle yapıyoruz? Onu sizlerle paylaşmak ve bilgilendirmek için yapıyorum. Şimdi yapacağınız işlem arkadaşlar, bakır çıplak saf bakır havyamızın veya aldığınız havya ucunuzda ne varsa hepsinde aynı işlemi yapacaksınız. Yanımıza telleğimizi alıyoruz ve telle ısıtmaya çalışıyoruz, tamam mı? Hemen ısınmayabilir. 200 derece eritmez. Şimdi burada bilerek düşük sıcaklıktan yapıyorum. Size şunu izah etmek için böyle bir şey yaptık. Bak şu an 200 derecede lehim telimi eritemiyorum, görüyor musun? Biraz daha ısınsın, yerleşsin. 200 derece bunun ucundaki sıcaklık değil arkadaşlar şu anda. Şu arkadaki rezistans bölümünün sıcaklığı. İlk önce burası sıcak, sonra giderek bak kıl rengi değişmeye başladı. Giderek uca doğru ısına ısına gidecek arkadaşlar. Şuraya bakalım. Gidecek. Siz kendi havyanızın size en uygun sıcaklığını böyle değdirerek tespit edeceksiniz daha sonrasında. Atıyorum siz de 370'te çok şahane lehim yapıyor. O zaman 370'te yapacaksın. Senin havyan kuvvetlidir. 330'da yaparsın. Anladın mı? Bunu izah etmek için sıfırdan ve yani dip seviye sıcaklıktan başladım. Bak ısınıyor şu anda. Almaya başladı. Gördün mü? Yine 200 derecedeyim. Bir şey değiştirmedim. Anlatmak istediğim şu gerideki kısım ilk önce burası ısınacak. Uca doğru gidecek. Şu an ısınmaya başladı. Rengi de koyulaştı farkındaysa. En düşük sıcaklıkta bunu bir kaplayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Nasıl kaplayacağız? Lehimi vereceksin. Tel lehimi. Devam edelim. Şu lehim temizleme telini bulundurun. Bu işle için. Bu da havya temizleme için kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi havyamızı buna batırıp çıkartacağım. İçine sokuyorum. Geri çıkartmadan içinde git gel yapıyorum arkadaşlar. Anladık mı? Devam edelim. Şimdi ne kadarını oraya yedirdik. Bak gördün mü? Yemeye başladı. Almaya başladı. Dolduralım. Bu şekilde bu hareketi yapa 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 havyamızı kaplayacağız arkadaşlar. Sağa sola çevirmiyorsunuz. Sadece ileri geri yapıyorsunuz. Temizleme telinin içinde. Şimdi sonucu değişiklikleri görelim. Bak kaplanıyor. Gördün mü? Devam edelim. Bak. Bu elimizdeki tel 183 derecede eriyor zaten. Şu an ucu 200 derecede gördüğü için daha da devam edecek arkadaşlar. Yine hareketimizi yapalım. Havyamıza yedirelim.
etrafında. Yemeyen yerleri neresi almamış mesela diyelim ki. Böyle komple kaplayacağız arkadaşlar, tamam mı? Şöyle kapladıkça, yedikçe. Biz neden ileri geri beyin temizleme telinin içinde yapıyoruz? Bunun içine gözle göremediğiniz mikroskopik çapta böyle dikey çizgiler oluşsun diye. Havaya şöyle sağa sola çevirerek yapmıyorsun. Yatay halkalar oluşturursun. Mesela buradan deyimi de koysa aşağı doğru akmaz. Zaten ucunu kullanacağız. Anlatabiliyor muyum? Buradaki deyimi bunu kaplayacaksın. Devam edelim. Nereleri almamışsa. Şöyle. Bunu her yeri parlatana kadar yapacaksınız. Kanallarını açıyorsunuz aslında temizleme telinin içinde. Öyle söyleyeyim. Şu an havayı alıştırıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. 200 derece tercih etmemdeki sebep ağır çekimde o açtığımız kanallara, iliklerine işlesin ve kaplansın diye de. Şimdi aynı sıcaklık bu sefer lehimimiz havyanın ucuyla beraber aşağıya en uca kadar taşıyor. Taşımaya görevini yapıyor. Böylelikle kaygan, parlak bir havyamız olacak arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim yine aynı hareketle. Görelim. Sizin fazla kafanızı karıştırmayacağım. En basit, en sade dille yapacağız bu işlemleri. Şöyle. Bakımlı bir havya arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra, alıştırdıktan sonra yaklaşık bunu 5 dakika civarında yapıyorsun. Ve ondan sonra artık yine kullanıyorsun haliyle bu havyayı. Kullandı da. Ne yapacağız? Temizliğini yapacağız. Temizliğini anlayalım. Temizlik için ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu alıştırdık. Bu işlem bitti. Şöyle bakır görünen bir kısım kalmadı. Şu diplerinde zaten işin yok. Kalsa da olur, kalmasa da olur. Yani uç olarak ve uç kısım olarak hazırladın diyelim. Şöyle biraz kağıt havluyu al eline, topak yap. Havyanın ucunu artık bundan sonra bunu nasıl edeceksin? O telin içine, havya temizleme telinin içine sokmana gerek yok. Böylelikle uca açtığımız çizgiler, kanallar zarar görmeden devam edecek arkadaşlar. Biz de havyamızla görelim. Şu an peçeteyle sildim kağıt havluyla. Ve silmeye devam edelim. Görüyor musun bak? Biraz daha silelim. Şimdi silelim, temizleyelim iyice. Pırıl pırıl olsun. Şimdi görelim. Görüyor musun? Bak. Seyret. Tertemiz. Havyayı bu şekilde hazırlamış oldum. Artık 200 derecede istediğin yere deyim yapamazsın. Artık bundan sonra 350 ve 360, 370 yaptığın yere göre havyanın tanımından bahsetmiştim. Onlardan bahsedeceğiz. Ama şu an havyan artık hazır. Bir de işimizle alakalı havyalarımızı nasıl kullanacağız ondan da bahsedelim. Havyayı herhangi bir deyimizi yaptık vesaire. Tekrar artık havayı kapatacağız diyelim. Paydos edeceğiz. Tak diye havayı kapatma. Kapatmadan önce yine lehimle kapla. Aynı şekil şöyle. Kapatmadan önce. Unutma. Doldur lehimi. Acıma lehimi. Şöyle yapalım. Dolduralım. Şöyle yine bunun içine git gel yaparak yedirin arkadaşlar. Aynı zamanda da kanal açın. Tamam mı? Bu işlemi ya başlarken ya faydası ederken yapın. Kanal açtık, yaptık. Lehimle kaplattırdık. Körlenmesine izin vermedik. Tamam mı? Bak gördün mü?
körlemesine izin vermedik. Ve bu şekilde kapatacaksınız. Ola ki unuttunuz veya haddinden fazla sıcaklık kullandınız. Havyanız kararır arkadaşlar. Kararır. Karardığında da sonuç şu şekilde olabilir. Bu şekilde ise görelim. Yani ucu karardığında şu ekrana alalım görüntüyü tekrardan. Ucu böyle parlak olmadığında 500 derecede havayı dayasan ne lehim tutar ne karşı tarafı ısıtır. Çünkü direkt ısıyı bunun üstündeki kararmışlık engeller arkadaşlar. Bu kararmışlığı açmanın yolu da bakkal, market vesairelerden limon tuzu alacaksınız. Limon tuzu içine ekranda görelim. Şöyle. Buna batırdığında şimdi gör sonucu. Görüyorsun. Değil mi? İnci gibi oldu. Böyle de parlatacaksın. Biraz tele sokarak, git gel yaparak, biraz lehim vererek sökemedin. Küflü pası da bakır küflenmiyor ama kararıyor. Doğru yapamazsan, ayarları kullanamazsan bu şekilde de limon tuzuyla temizleyeceksin ve peçeteyle de sildik. Görüyor musun? Olması gereken bakımı bir havaya bu şekilde arkadaşlar. Diğer havayı da hemen şimdi buna biraz da lehim verdik. Artık makinemi kapatacağım. Bahsettiğim üzere limon tuzunun içinde yapalım hatta. Şöyle verelim. Görüyor musun bak? Nasıl akıyor aşağı doğru. Bir de bu teli verirken ister istemez havyamı baş aşağı durmak zorunda. Haline bak. Seyret. Görüyor musun? Bu şekil bakımını yapabilirsin. Ondan sonra ilgili sıcaklık nereye deyim yapıyorsan. Kendi makineni tanımak adına göstereceğim zaten nasıl yaparız diye. Kaç derecede karşı tarafa lehimini yapabiliyorsan şarj soket yapıyorsun diyelim. Dokunduğunda rahat bir şekilde kaç derecede yapıyorsun. Sen kendi havyanı orada tespit edeceksin. Kaç derecede rahat çalışıyorsun. Artık diyeceksin ki ben lehimleri havyamda ezberle mesela sallıyorum. Senin havyan biraz wattı düşük olabilir bilmem ne olabilir. 380'de yapıyorsun. Sen artık orayı 380'de lehimleyeceksin. Ondan sonraki bütün işlerini. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu artık kapatmaya hazır. Bakımı yapıldı. Sıfırla alıştırdık arkadaşlar. Diğer havyayı çalıştırıyorum. Alta uçlu olan havyamızı ekrana getirelim. Bu alta uçlu. Bu alta uçta da aynı anlattığım bütün işlemleri yapıyorsun. Aç 200 derecede çalışsın. 200 derece yap bakımını. Tek, kısa ve net. Bak şu an almaz. Neden? Rezistans kısmı sınacak. Akabinde uca doğru gelecek. En son biz buraya deminki yaptığımız tüm işlemleri yapmış olacağız arkadaşlar. Mantık aynı. Baştan aşağı aynı. Hem size zaman kaybı yapmayayım. Hem de boşuna oyalamayayım. Aynı şeyleri yaptığınızda ötekiyle ne yaptıysanız aynısını ona da yapabilirsiniz. Hangi avyayı kullanıyorsanız onu yapmanız yeterli. Ama bunda ben hızlı davranayım. Hadi göstereyim onu da. Görelim. Limon tuzuyla şu an işimiz yok. Şöyle bir ısınmasını bekleyelim. İşte 40 watt, 60 watt, 50 watt neyse havyaların böyle ucuna kadar ısınmasını bekleyeceksin. Bak rengi de değişmeye başlıyor. Sorun değil. Sen aç, ısına koysun. Zaten sen tezgahını hazırlayana kadar o ısınırdı. Bu dumanı da çıkmaya başladı. Kontrol edelim. Bak almıyor şu anda. Sabırlı ol. Alacak. Peki bu işlemi 250'de, 300'de, 350'de yapsak olur mu? Olur. Ama şu var. Bir anda bu yanmaya başlayacak. Tavaya yağ koymazsan tava yanar. Çaydanlığa su koymasan çaydanlık yanar. Onun gibi olan yanmadan ilk başta bu işte bakımımızı yaparsak yakmadan sonrakiler bizim için problem olmayacak. Yansa da temizlemesi kolay olacak. Görüyorsun mantığı bahsettim. Veriyorum telimi.
Değil nitelimi. Öbür tarafına da verelim. Her tarafını kaplayalım arkadaşlar. Şöyle bir temizleme temin içine sokalım. Kanal açalım tabii ki. Bunlar da yine aynı şekilde dikey. Baş aşağı tel verdiğimizde, lehim teli verdiğimizde bak kaplanıyor, görüyorsun. Tamam mı? Bunun da gördüğün bakır renkli gördüğün yüzeylerin tamamını kapla. Şeye fırsat verme bak. Görüyor musun? Bak, gidiyor, alıyor. Kendisi alıyor. Yardımcı olalım. Tekrar buraya pık pıklıyoruz arkadaşlar. Temizleme temin içinde. Evet. Biraz daha tel alalım. Geldik. Şuradan. Telimizi de aldık. Ekranda şu an göremiyorsunuz. Tel koparmakla meşgul. Devam edelim. Hemen görüntüye girdik. Kadraja girdik. Ver teli. Kaplandıkça güzelleşecek. Ve artık o şey bakır görüntüsünden gidecek ama maden olarak tabii ki bakır bir numarada. Hem de ucuz arkadaşlar bu arada. Öyle pahalı değil ama çok iyi iş yapar. Bunda markasına değil böyle saf bakır olmasına dikkat etmenin sağlıyor uçlarında yeterli arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi verelim. Havayı kapatmışız. Diğerini kapatıyoruz değil mi? Bunu kapatmışız. Isınsın hemen geldi. Zaten şimdi kapattım. Sivri havayı kapatıyoruz diye. Gelsin. Evet, dumanımız gelmeye başladı. Hemen telimizi verelim. Kaplama yapıyoruz. Kaplamayan yerlere ver arkadaşım. Tamam. Ver. İlk bakım ve başlangıç için bunu yapıyorsun. Telimize tekrar yedirelim. Kanal açalım. Devam edelim. Görelim. Kaplamaya devam. Bakıma devam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Gördüğünüz gibi sırtını, kolunu, bacağını her tarafını kaplayacağız arkadaşlar. Ver. Zaten bir kere kapladım da artık işin rahat. Yap bakımını. 5-10 dakikanı ayır. Ondan sonra sürekli aynı işlemi yap. Bir şey yapmıyorsun zaten. Gördüm 200 derece sadece. Cayır cayır alıyor. Neden? Bakır. Görelim. Kapla. Ver. Şey yapma. Tekrar git gel yapıyoruz. Havya temizleme temizliği içinde. Görelim. Devam. Ver. Şöyle bir boydan boya geç. Artık aldı ki bak. Görüyor musun? Geçiyoruz. Devam edelim. Seri bir şekilde. Sizin de havyanız bu şekilde inci gibi parlıyorsa havyanız bakımlı bir havyadır. Bakımlı havya inci gibi parlar arkadaşlar. Artık da yani bunu her gün yapmana gerek yok. Bu böyle cayır cayır çalışır. Şimdi de görelim. Limon tuzuna sokalım. Şöyle limon tuzuna batırırken de sıcak havyamızı. Beyaz olan yerleri tercih edin. Görüyor musun? Bak. Havyanın şekline, güzelliğine. Ah. Bakımlı havya bu şekilde olur arkadaşlar. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan'dı. İstanbul Sultanbeyli'nde sizlere seslendik. Eğitim videomuzu hazırladık arkadaşlar. Bu videoda vatana, millete, sizlere, hepimize hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar.